Merhaba arkadaşlar. Trigger'larla alakalı birkaç örnek yapmak istiyorum. Trigger'ların daha iyi pekişmesi için örneklere ihtiyacımız var. O yüzden birkaç örnekle trigger'ları sonlandırmak istiyorum. Birinci örneğimiz şu olsun. Ben daha önce aynı örneklerden yapmıştım ama tekrar etmek istiyorum. Yeni bir account oluşturunca description'ın otomatik değişmesini istiyorum. Şöyle diyeyim. Ben yeni account oluşturmak istiyorum. Ben sadece account name'i belirteceğim. Account name'i ben girdikten sonra description'ın kendi kendine değişmesini istiyorum. Yani otomatik değişmesini istiyorum. Eğer siz böyle otomatik değişiklikler istiyorsanız trigger'ları kullanabilirsiniz ya da bunu flow'larla yapabiliyorsunuz. Ama şu anda konumuz trigger'lar olduğu için bunu trigger'larla göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, biz buraya new account ya da farklı bir isimli bir account kurduğumuz zaman burada gördüğünüz bütün değerler değişebiliyor. Hepsini update yapabiliyorsunuz ama siz sadece account name'i girmiş olacaksınız. Devam edelim. Şöyle yapalım. Bakıyorum, aşağı doğru geliyorum. Evet, mailing adres hepsi burada var. Trigger'ımızı oluşturabiliriz. Öncelikle şunu belirteyim. Bazen farklı trigger'lar olabilir. Önceden yaptığınız trigger'lar olabilir. Onların farkında olmanız gerekiyor. Hangi trigger'lar var? Ben bakıyorum. Evet, en son oluşturduğum account trigger'ım var. Onu ya aynısının üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz ya da bunu silebilirsiniz. Ben aynı trigger'ın üzerinde değişiklik yapmak istiyorum. Yani silip tekrar yazmak istiyorum. Developer konsola gidiyorum arkadaşlar. Burada benim trigger'ım. En son bunu oluşturmuştum. Evet, içini boşaltıp devam edebiliyorum. Burada ben account trigger'ım var. Account objektine ait. Yani sadece account'a yapılan işlemlerle harekete geçen bir trigger. Siz gidip de kontak ya da farklı bir objekte bir değişiklik yapınca bu çalışmaz. Bu sadece account'a ait. Yine before insert diyorum. Sadece before insert. İstiyorsanız buraya before update de yazabilirsiniz. Problem değil. Hatta hepsini yazabilirsiniz. Before update, before insert, after insert, after update şeklinde hepsini de yazabilirsiniz. Bildiğiniz ne varsa bütün metotları yazabilirsiniz. Ama sadece bazılarını kullanmak istiyorsanız o zaman şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. If ile hangisini kullanmak istiyorsanız onu belirtebilirsiniz. Şöyle diyeyim. Diyelim ki sadece before insert'ü kullanmak istiyorsunuz. O zaman şunu yapabiliyorsunuz. Trigger'ların arkadaşlar bazı metotları var. Şunu kullanabiliriz. Sadece ben before insert'ı kullanmak istiyorum. O yüzden trigger nokta şu şekilde yazabiliyorsunuz. Trigger nokta is insert diyebilirsiniz. Is insert. Bu şekilde yazarsanız arkadaşlar sadece insert olanları kullanır. Yani before insert ile after insert'ı kullanır. Hem before insert'te çalışır bu, hem de after insert'te çalışır. İsterseniz bunu bir de şöyle yapabilirsiniz. Or dersiniz. Ya da and diyelim. And. Yani hem insert olsun hem de before olsun. O yüzden buraya şöyle trigger nokta is before diyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda hem insert hem before olması gerekiyor. Yani aslında şunu demek istiyor. Siz sadece before insert yazsanız şu değere ihtiyacınız yok. Ama diyelim ki trigger'la alakalı uzun kodlar yazmak istiyorsunuz. Ve bu kodları yazdıktan sonra, yani uzun kodları yazınca hepsini belirtmeniz gerekiyor. İstiyorsunuz ki bu account trigger'ı bazen before insert'te çalışsın, bazen after insert'te çalışsın.
Bazen before update'te, bazen after update, delete falan, before delete. Hepsini kullanan bir trigger yaptınız ama bazı kodlarda sadece before insert olsun istiyorsunuz. Before insert olsun istiyorsunuz. O durumlarda if ile belirtmeniz gerekiyor. Eğer before insert ise bu kod çalışsın. Değilse çalışmasın. Şimdi ben burada ne belirtiyorum? Bunun sonucu her zaman true. Bunu da bilelim. Bu boolean sonucu true olarak ya da false olarak geliyor. Eğer insert ise true, değilse false olarak geliyor. Şu anda benim yazdığım kod şu şekilde anlaşılması lazım. Eğer bizim oluşturduğumuz trigger insert mü? Yani bir şey ekliyor muyuz? Bir de before before mu? Yani update de olabilir ama before update mi? After update mi? Yani before mu? After mı? O önemli. Ben şu anda şunu istiyorum. Hem insert olsun hem before olsun. Aslında ben before insert'ı istiyorum. Before insert de aynı anlama geliyor. Ama bunu direkt buraya before insert yazamıyoruz. Ya sadece insert olduğu zaman olacak. Ama bu o zaman after olma ihtimali olduğu için hem insert koyuyorum, is insert'ı kullanıyorum, hem de is before'u kullanıyorum. End ile ikisinin de zorunlu olmasını istiyorum. Yani ikisi de true ise, hem insert hem before ise, bunun kısa manası before insert oluyor. Ben şöyle yapıyorum. Eğer bu şekilde ise ben şeyi değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Account'un bazı alanlarını otomatik değiştirmek istiyorum. Şimdi bir for loop yapalım isterseniz arkadaşlar. For loop için içine for loop yapıyorum. For loop'un içine bir account. Biliyorsunuz for each loop'un manası. Biz burada trigger new'un içindeki bütün account'ları tek tek alacağız döngü içinde. Onların description'ını değiştirmek istiyorum. Eğer before insert ise arkadaşlar, before insert ise description'ını değiştirmek istiyorum. AC.description diyebilirsiniz. Burada otomatik geliyor. Description'ı ben şu şekilde yapıyorum. Description has been updated diyelim. Şu şekilde yazıyorum ki hani arkadaşlar farkını görelim. Şu anda şunu yaptık arkadaşlar. Sadece before insert olduğu zaman biraz daraltalım kodlarımızı. Şurada bir işaret unutmayalım. Noktalı virgülü unutmayalım. Evet, bir parantezlere bakıyorum. Her şey normal. Problem kalmadı zaten. Bazen kaydederken zaman alabiliyor. Siz de hata mı yaptınız diye düşünebilirsiniz. Beklemeniz gerekiyor. Bu birincisi olsun. Ben bunu buradan kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum. Hemen bir sonraki satıra koyuyorum. Bir sonraki satıra koyuyorum. Şurada istersen bir yorum yazan diyelim ki bu this is for before insert diyelim arkadaşlar. Şu şekilde. Çünkü görüyorsunuz sadece insert olmadan çalışıyor. Insert before insert anlamına geliyor. Bir de before update diyelim arkadaşlar. Before olsun burada. Bir de is update diyelim. Eğer before ise ve aynı zamanda da update ise. Yani before update'i aslında kullanmak istiyorum ben burada. O zaman description değil de başka bir şey değiştirelim. Hatta şöyle diyebilirsiniz. Description'da devam edebilirsiniz. Şurada şey deyin. This description has been updated. Şöyle diyelim. Before insert diyelim. Before inserting diyelim. Evet. Şurada da diyelim ki this description has been updated before update diyelim. Before updating diyelim. Yani siz insert yaparken şu mesajı göreceksiniz description'da. Ama update yaparken bu mesajı göreceksiniz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Trigger old after update after insert. Özellikle after insert
After insert'ü kullandığı zamanlarda genellikle eğer account oluşturduktan sonra opportunity ya da kontak ya da farklı objektlerle alakalı işlemler yapmak istiyorsanız orada siz after insert yapıp oradan gelecek ID'yi kullanmanız gerekiyor. Eğer birbirine bağlamak istiyorsanız onunla alakalı ileride örneklerimiz var. Şimdi buraya odaklanalım. Is insert is before dedik. O zaman bizim description şu şekilde değişecek. Is update is before deyince de bu şekilde değişecek arkadaşlar. Farklı ne yapabiliriz? After insert, after update çok gerek yok. Çünkü after kullandığım zaman ben bir ID almam gerekiyor. Şu anda ona ihtiyacım yok. Bu şekilde küçük bir örnek yapmış olalım. Daha sonra örneklerimizle devam edelim. Bunu kaydediyorum. Şimdi arkadaşlar yeni bir account oluşturalım. Şu anda oluşturduğumuz account before insert oluyor. Çünkü insert yapıyoruz arkadaşlar. Before insert olduğu için benim birinci kodum çalışacak diyelim. Şu before insert belirtmiştik if'in içinde. If olduğu için eğer içindeki şartlar sağlanıyorsa bu update gerçekleşecek. Yani değişiklik gerçekleşecek. Şartlar sağlanmıyorsa gerçekleşmeyecek. Şu anda biz before insert yapıyoruz arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bir account ekleyelim. New account. New account diyorum. Daha sonra description'a hiçbir şey yazmıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz description'da hiçbir şey yok. Save diyorum. Şimdi bu account'lara gidelim. Burada description'ı görmeye çalışalım. Evet, burada gözükmüyor. Daha önce de böyle görmüştüm, burada gözükmüyor. Şeyden görebiliriz arkadaşlar. New account'a tıklayıp details kısmından görebilirsiniz. Şu an bakıyorum en son oluşturduğum account, new account. Onun description'a bakalım arkadaşlar. Ne diyor? This description has been updated before inserting diyor. Before inserting. Evet, önemli bir şey. Before insert yaptığımız için değişti. Peki biz bunu update yapsak aynı description kalacak mı? Şimdi before insert değil de before update gerçekleşecek. Ve new account bunu updated diye değiştiriyorum. Save diyorum. Şimdi bakıyorum description'a ne diyor? This description has been updated before updating. Yani update yaparken değişti. Evet arkadaşlar. Yani ikinci kodumuz çalışmış oldu. Burada bizim description şu şekilde değişmesi gerekiyordu. Çünkü update yaptık ve before update yaptık. Evet. Before update yaptığımız için bu şekilde description değişti. Siz yeni bir account eklediğiniz zaman before insert olacağı için description şu şekilde değişecek. Eğer before update yapıyorsanız, yani update yapıyorsanız description bu şekilde değişecek.